Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün yeşil zeytin kuruyorum. E, yaptığım işlemleri size de göstermek istedim. E, ben böyle şurada epeyce kırdım. E, ve bunu e, suya bıraktım arkadaşlar. Bakın e, suyu koyulaştı. Suya koymazsanız e, zeytinlerimiz kararıyor. O yüzden kırdığım zeytinleri şöyle suya bıraktım. E, burada da kıracağım zeytinlerim var. Az kaldı. Hadi onları da birlikte kıralım. Evet arkadaşlar şöyle tahtamın üstüne nasıl kırdığımı göstereyim. Bunu e, taşla taş yardımıyla yapabilirsiniz. Ama ben şu an e, şöyle bir küçük kavanozum var. Kavanoz yardımıyla şöyle kırıyorum. E, kırık zeytin, e, bir de çizik zeytin var. Kırık kırma zeytin biraz daha çabuk olgunlaşıyor çabuk oluyor e, çizik zeytin çabuk olmuyor daha uzun sürüyor onun dayanıklılığı biraz daha çabuk oluyor e, ben 2 kilo zeytinim var burada az o yüzden hasar görmüş Evet, bu şekilde e, kalan zeytinlerimi de kırayım daha sonrasında buluşalım arkadaşlar Evet, zeytinimin tamamını kırdım arkadaşlar. Şöyle içinde koyu renk olanlarını ayırdım. Onları e, ayrıca e, olgunlaştırmaya bırakacağım yapacağım. Bunları ayrı yapacağım. Bu birinci kalite zeytin, bu ikinci kalite zeytin olacak. Hemen bunları şöyle e, kavanoza doldurmak istiyorum arkadaşlar. Evet, böyle kavanoza dolduracağız bunları. Ve üzerine. E, Arıtma suyu veya içme suyu koymamız gerekiyor. Benim şöyle kaynak suyum vardı. Aşağıda çeşmemiz var kaynak suyumuz. Oradan doldurdum. Ondan koyacağım üzerine. Kavanozuma doldurdum zeytinleri. Üzerine kaynak suyu koydum arkadaşlar. Siz kaynatıp soğuttuğunuz su. Arıtma suyu da koyabilirsiniz. Kaynak suyu da koyabilirsiniz. Bu hazır. Şimdi bunu. Ee, ne yapacağım? Bunu da aynı şekilde yapacağım. Göstereceğim. Bu e, zeytini e, iki günde bir suyunu değiştireceğim. Bugün pazar, e, salı günü değiştireceğim. Sonra çarşamba günü değiştireceğim. Sonra 3 günde bir, sonra 4 günde bir değiştireceğim. 3 hafta bu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Her gün ya da sabah akşam e, değiştirmememizin nedeni ise e, zeytinde e, kendi yağı, zeytinyağı var ya o yağın tamamen atmasını istemiyoruz. Ama acılığı bu şekilde gidecek arkadaşlar. Tuz falan hiçbir şey koymuyoruz. Sadece suyunu değiştiriyoruz. 3 haftanın sonunda Allah izin verirse tuzlayacağız. Salamura yapacağız. Şimdilik acısının gitmesini sağlamak için bu işlemi yaptık. E, şimdi bu birinci kalite zeytinimi e, bu Şişeme doldurayım. 5 litrelik bir şişem vardı. Ona doldurayım. Hemen yine döneyim size. Evet. Ee, zeytinlerimi birinci ve ikinci kalite olarak böyle hazırladım. Birinci kalitede e, tamamı yeşil olanları kullandım. İkinci kalite zeytin olarak da böyle aralarında siyahları vardı. Onları kullandım. E, doğal kaynak suyu doldurdum üzerine. Söylediğim gibi iki günde bir e, sularını değiştireceğim. 2 kez 2 günde bir değiştireceğim daha sonra 3 günde bir daha sonra 4 günde bir 5 günde bir değiştireceğim sularını ve acı suyunun e, gitmesini sağlayacağım e, daha sonrasında salamura yapacağım kaya tuzuyla tuzlama işlemini yapacağım 3 hafta sonra arkadaşlar 3 hafta böyle arada bir arada bir suyunu değiştirerek zeytinimin tatlanmasını bekleyeceğim 3 e, haftanın sonunda Zeytinimin suyunu tamamen boşaltıp e, tuzlayacağım salamura yapacağım tuzunun olup olmadığını nasıl anlayacağız arkadaşlar zeytinizi al, alabileceği kadar suyu artık az çok tahmin edeceğiz e, bu kaplardan 3 hafta suyun değiştireceğiz çünkü e, yumurta testi yapabilirsiniz taze bir yumurtayı e, erittiğiniz salamura tuzun içine e, e, tuzlu suyun içine bıraktığınızda Yumurta dibe batmayacak. Tamamen yukarı çıkmayacak. Şuralarda ortalarda bir yerde durması lazım. O e, salamura için ideal bir kıvam demektir. E, şu aralarda bir yerde duracak. E, çiğ yumurta. Kabuklu çiğ yumurta arkadaşlar. E, ondan sonra e, benim daha önceden hazırladığım daha önceden kalan zeytinim vardı. O zeytini size e, şimdi nasıl salamura yapıp da o zeytini nasıl tatlandırıp kahvaltıya getiriyorum. Hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Burada daha önceden e, salamura edilmiş benim daha önceden zeytinim vardı. Şimdi sizlere e, nasıl tatlandırdığımı zeytini e, kahvaltıya nasıl getireceğimi gösteriyorum. E, şurada zeytinyağım var arkadaşlar. Güzelce bunu bol zeytinyağını içine bırakıyorum. E, limon. Bol limon, limonu bol olacak arkadaşlar. Şöyle tamamını sıkayım, ziyan olmasın. Evet, Zeytinyağını koydum, limonunu sıktım, bir parça pul biber bırakıyorum için arkadaşlar. Bir parça da kekik seviyorum ben zeytinde evet ve de bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar mutlaka bir diş rendelenmiş sarımsak ve bu karışımı güzelce karıştırın arkadaşlar Sarımsaklar tamamen bütün zeytinlere bulaşsın. Şimdi ne lazım arkadaşlar? Şöyle bir parça ekmekle hemen tadına bakıyoruz. Hmm. Harika arkadaşlar. Ee, bu tarifi mutlaka deneyin. Sarımsaktan asla korkmayın. Çok fazla yakışıyor yeşil zeytine sarımsak. Bu karışımı akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltıya bırakabilirseniz çok daha lezzetli oluyor. Bu arada zeytinleri serin ve güneş almayan bir yerde saklayacağız. Suyunu değiştirirken sürekli bunu da aklıma gelmişken söylemiş olayım. Bana beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. E, abonelik de ücretsizdir. Hadi bakalım arkadaşlar o güzel parmaklarınızı çalıştırın. Bana destek verin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.